Character Kirzilay çok iyi. Özellikle bu portalda. Artı bir Tactician's Crown var. Ve aynı şampiyonu her level atladığımızda alacağız. Yani garanti. Uf, Tiny Titans da çok güçlü ama şunu bir denemek istiyorum ya. Hangi şampiyonu verecek acaba? Cidden çok merak ediyorum. Uzun saat. Bu da iş yapmaz hiçbir yerde. Bu da neredeyse hiç yapmaz. Tamam. Seraphine Reroll. Seraphine Reroll yapıyoruz. Bir tane bundan. Tamam. Olayımız Seraphine Reroll. Bunu alalım. Kaydediyor muyuz bu arada? Kaydediyor olmamız lazım. Evet, güzel kaydediyoruz. Çok iyi. Çok temiz. İlk defa Seraphine Reroll denemiş olacağım. Bakalım nasıl, iyi mi gerçekten? Ya da ne kadar iyi. Pentakill Olaf alırım. Ama şu an almanın gerçekten bir anlamı var mı? Ya da buradan şunu açmak daha mantıklı değil mi? Daha mantıklı. Şunları satıp peki bir level almak ve Seraphine'i ikilemek çok daha mantıklı. Güzel. Hem de bu Bruiser'ı da açtık. Çok iyi oldu. Çok temiz oldu. Çok güçlüyüz ya. Başlangıç harika bir şey. Adam 3 level, biz 6 unitle çıktık karşısına. Kaç vuracağız acaba? Stage 2'deyiz hala ama. Bir de bu şey neydi? Headliner almamış halimiz. Bir de headliner alsak. Uf. Hepten iyi. You're such a loser. Always ready to cry. Mushir ha? Alırız Mushir'ı. Spoofen için. Altınımız yetmiyor ama. Spoofen açtık yalan. Bu nasıl oldu? Nasıl becerdik anlamadım ama iyi oldu. Çok hoş oldu. Efsane mi başlangıç ya, bu ne? Spellweaver 3, Superfan 3, Guardian 3, Mosher 2. Nico'yu zaten oynayacağım her türlü değil mi? Nerede bu Seraphine? Nico. Lilia da kesin var. Lilia'nın yanına Cannon oynuyoruz. Ahri falan ekliyoruz sonradan. Echo kesin var. Buna ek olarak Akali, Kaydia ekleriz. Lulu varsa olur. Kaydia emblem alabilirim. Giant Slayer ister miyim? Sanki bir tık evet de bu kedi ne yapıyor ama? Onun kafam mı yiyor? Çocuk 17 kat 17. kattan martı avlayacağını falan sanıyor. Ne oldu? Ne oldu? Bu daha iyi değil mi? Hem true damage getiriyor. Echo'ya verelim bakalım crown'u.
Güzel. Bunu Gragas yerine sokarız. Tankımız şeyimiz çoğu kısım hazır oldu yani şu an. Koymuştuk içeri. Headliner'ı değiştirebilirim. Bu Tactician's Crown gibi artı bir rank şeylerde. Oğlum yeter ya. Maman mı yok senin? Gel bakayım. Suyu da var ama tazeleyeceğiz mecbur. Ağlıyor yoksa. Siktir, kameraya frikik verdik amına koyayım. Of of, ne diyorsun ya? Blue buff olmaz ama. Blue buff yerine Sojin daha iyi gidiyor ona. Seraphine. Seraphine'in şey eşyası ne? Super fan eşyası ne? Onu bakmak lazım, bilmiyorum. Sojin kesinlikle vereceğim ama. Ve. Armor Shred olarak bir statik çıkmış olalım. Nasıl ölmedin lan? 3 kere kafana Seraph'in şey attı Jinx. Neyse sıkıntı yok. Olmaz. Artı bir. Artı birin üstüne bir artı bir daha çok müthiş gözüküyor. Tank eşyaları. Direkt artı birin bokunu çıkaralım ya. İyice böyle tatsızlık çıksın yani. Anlatabiliyor muyum? Aa, 5 KDA, bir dakika, 5 KDA değil mi bu? Ne eksik? Big Shot Ammo. Big Shot Ammo. Big Shot Ammo ya da Super Fan. Gerçi Super Fan yok. Allah Allah. Headliner Seraphine için rollemem lazımdı sıfıra kadar. Şu an sıfıra kadar Headliner Seraphine bakmam gerekiyor. Aslında erken ya. Bu seviyede 3 yıldız Seraphine yani 3 aşırı erken. 50 gold'a kadar bekleyebilirim. Yani 8 tane unit var board'umda. 8 unit yani board değil. Unit ne abi? Hani bunu çıkarsam Emma koyabilirim. Ki Emma koymam çok daha mantıklı olacak burada, değil mi? Bir tane daha bundan alayım. Dursun. Yani şimdi iki tane Seraphine var. Üç level alsam ve bunu kullansam üçleniyor zaten.
O da bir seçenek. Ama biraz tuhaf bir seçenek. Bu arada Seraphine'i tam ortaya koymak çok daha işime yaradı. Efsane bir hasar çıkartıyorum. Olacak bu iş ya. Bir tank eşyası için ya da Akali ile birlikte TC alabilirim. Tank eşyası için zırh alabilirdim. Ama artık bundan sonra seçenek TC ya da 3 2 yıldız şey gibi. 2 yıldız Vex koyacağız içeri. Eniden eşyayı Vex'e aktarabilirim. Doğal olarak mı gelecek bu ya? Jeweled yapayım mı? Çok ofansif olabiliriz. Birkaç tur bekleteyim bakalım. Zaten iyi gidiyoruz. Ama yok ya, Jeweled gayet yapılır bu kompta. Yapılmayacak bir eşya değil. Yendik. Şimdi sıkıntı şu. Level atladığımda Seraphine verecek ama gerek yok. Yani 3 yıldız Seraphine'i tutup ondan sonra Headliner Ahri falan atsam mı içeri? Öyle bir çılgınlık yapayım mı? Yapabilirim ha. Yani çok daha mantıklı olur. Hani Ahri ya da Akali için aramak yerine onların direkt headliner'ını koyalım. Seraphine de headliner'sız bir şekilde 3 yıldız olsun. Olacak zaten. Oluyor. Yani gördüğümüz kadarıyla. Temiz. Çok basit bir win yani. Hani fast 8, hızlı 8'e gitme kompu gibi bir şey oynayıp ama reroll kompunun 3 yıldızlarına da sahip olan saçma sapan tuhaf bir şey olacağız yani. Aşırı bozuk olur. Deneyelim. Hani 8'e her türlü gideceğim. Yani 8'e kesin gideceğim. 9'a belki giderim. Çok iyi gidersek. Kazanırsak çoğu roundu. 9'da çok yüksek ihtimal. Yani 8'e %99 8'e gideceğim. Yani %20, %30 şansla da 9'a gidebileceğim. Öyle bir durumdayız. O yüzden laga luga yapmanın bir anlamı yok. Ben direkt level basıyorum. Hiç aramıyorum bile Seraphine için. Umurumda değil. Hem bu arada hani Akali ya da Ahri arayan varsa erkenden onların da önüne geçebilirim. Hızlı 8 olduğum için. Yani Spellweaver'ı beşleyebiliyor muyuz şu an? Harika bir şey seçenek şu an. Yani iki tane Declaw gelmesi müthiş bir şey. Adamlar aşırı güçlenecek burada. Aa, ne yapıyorum? Şu Kaysalar dursun bakalım. 8'e gideceğiz. 8'de golleyeceğiz. Orada bir şey yapabiliriz. Diğer tur 8'e basıp 0'a inebiliriz. Kedi Ahri Akali falan buluruz ama çok altınımız yok onu yapmak için. Ya ben Kaysaları satacağım ya. Ne yapayım Kaysa'yı amına koyayım. Hani Kedi'yi açmak için bile boş unit yani. Şu an altın augmentı vermesini çok isterim. Böyle bir prizmatik altın falan. Egg. Kesinlikle egg. %100 açarız o egg'i.
Mana harika. Hem mana hem şey. Neydi, can. Bunun hepsi çok güzel ya. Bir dakika, bu zaten takımı iyileştiriyor. O kadar da harmasiste gerek yok. Egg ya, böyle çok bozuk bir şeyler yapmak için Egg'i kırmaya çalışalım. Birkaç round kaybedebiliriz bile. Hiç sorun değil. Sıkıntı oluşturmaz bizim için. Şurada level alıp bir tane duplicator'la Seraphine'i şey yapabilirim. Ama bu round'u trollüyor gibi olacağım. Bakalım ne olacak. Evet. Zayıf adam geldi karşımıza. Yani güçlenmeme rağmen. Demek ki Elo çok düşük ya. Elo hala çok düşük. Bu kadar düşük olması şaşırtıyor bu Elo'nun. Hani ben Riven forcelayarak, çok bozuk komp forcelayarak sürekli win alırım, kazanırım diye düşünüyordum ama yani şansıma uygun iyi bir komp giderek de çok rahat win alabiliyormuşum. Bunu fark ettim. Ama şimdi sadece 24 bolda. Egi falan da kırma fırsatı. Bence çok cazip. Headliner'ımız yok ama yapacak bir şey de yok. Bulamadık. Ve arayıp arayıp bulamayan adamla karşılaştık ve son hayatta kalma umudunu da elinden alıverdik. Yani hadi bu turu yetiştiremedim rollemeyi diyordu. Diğer tura hayatta kalırım diyordu. Ama 100 bin tane unitimiz olduğu için adama 18 vurduk. İşte erken rollemenin, güçlenmenin avantajlarından bir tanesi de bu. Ne alacağım ki? Hiç 5 cost yok doğru düzgün. Warmog yapabilirim direkt. Ya da böyle Hextech'e falan gidebilirim. Bilemedim. Bu boş. Bu boş. İki tane unit girmesi lazım. Headliner ne gelirse alacağım. Ana ne avradı, ne sikim, ne oluyor? Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Bu ne oğlum? Manyak mısınız? Böyle bir güçlenme mi var abi? Kafayı mı yedi bu oyun? Super Fang Guardian Nico'yu şimdilik oynayalım. Annie'nin yerine başka bir unit gelirse Annie Gragas sonra. Ne oldu? 3 yıldız şey Senaya yok ediyoruz. Yoksa yakın. Neredeyse kazandık bile. Yani şunlar düzgün bir headliner. Yani Akali ya da Ahri headliner. Yeniden eşyalar alınsa Ahri'ye verilmiş olsaydı kazanıyorduk. Yine de bu da güzel, fena değil. Yine 4 super fan soru işareti. 4 super fan yerine Guardian düşünülebilir. Hatta Executioner ve Guardian gerçekten düşünülebilir ve 4 super fan gerçekten soru işareti, hiç gerek yok öyle atraksiyonlara. Kazanıyoruz değil mi?
Zed'i bayağı sıkıntı. Çok sıkıntı. Ve Ezreal'a hani çok birleşik oynadığımız için Ezreal'ı yüksek hasar verdi. Bu nasıl Zek? 5K can. Gelen eşyalara falan bir bakalım. Aslında Golden Egg'in patlamasını da bekleyebiliriz. Hani bir radyant falan düşer, artifact düşer. Ahri için bilemiyorum. Abi 8 level'ım ben. Tamam. 8 level'ım, haberin olsun. Kesinlikle bu. Ve biraz mana yenilenmesine ihtiyaç duyduğu için bu. Ah, ne yaptık? Üç yıldız Zahra gelebilir. Daha Ahri ikilem, yani Akali ikilemem lazım. Kediye neden 7 olmuyor? Evelyn ya da şey. Bu ne oğlum ya? Sikecem. Allah Allah. Level mi alalım? 3 yıldız Zahri yerine level mi alalım? Frontline'ım eksik. Yetişmiyor yani. Bir ya da iki rounda Egg'i alıyorum. Bir tane sadece 3 tane Akali, 3 tane Ahri bulmam lazım benim. 3 Ahri'ye Ahri üçlüyorum. Bir tane Duplicator'ım var zaten hazırda bulunan. İnanılmaz ya hasarımın yetmemesi şu an. Çok inanılmaz. Hiçbir mantık. Yani bu komplara mı yeniliyorum? Bir fight sonra Golden Egg kesinlikle patlıyor, çatlıyor. Dakika kesinlikle şey oluyor mu? Oğlum öleceğim lan Egg'i alacağım diye. Çok tuhaf bir dizilim. Çok saçma malca bir dizilim. Akali'ye karşı aşırı koruma yapmak için yaptım bunu ama bu sefer de gittik aptal gibi 2 damage Akali'nin shotlarını yedik. Şaka gibi. Neyse, neyse zaten bu değil diğer turdan sonra. Son şakamı yapacağım ben. Bir ahri yok mu bu ya? Akali'yi alırım. Ya da Seraphim'deki eşyayı da alırım. Hiç kocunmam. Şu KDA hexleri beni çok yoruyor. Sıkıntıya sokuyor. Bunun kazanmaması lazım yani buna karşı İyi oynanabilmem lazım en azından. Aa, bu round deniyor muyum ya? Yoksa bekliyor muyum? Biraz daha bekliyorum galiba. Şöyle yaptık.
Hadi bakalım. Bir Golden Egg'den çıkacak şeye bakmamız lazım. Yani Bola Kali verirse ya da başka bir şey verirse onu üçlemeye gideriz. Bilmiyorum. Bunu yeniyor olmam lazım yani. Zaten frontun neredeyse kestim, hiçbir şey kalmadı. Kayle'ı da yok edebilsem. Yok abi, niye çalışmıyor bu komp ya? Daha ne yapmam lazım? Son şans. Buradan iyi bir ödül aldım aldım. Bir şey üçledim üçledim. Gitti. Yoksa yok. Yoksa kaybediyorum direkt oyunu. Komple doğrudan kaybediyorum. Ne kazandım? Oyun ya, ne yapıyorum abi? Güçlenemedim yine. Bot bu. Bota kaybetmeyeyim. Ne olur abi, bota kaybetmeyeyim. Sikim ya. Abi bota kaybediyorum, şaka gibi. 12 hasar yedim. Yo, yaşıyorum. Oh. Şükür ya Rabbel alemin. Oğlum nasıl ya? Gerçekten nasıl ya diyecek bir durumdayım. Radiant Blue Buff Ahri ne olur kazandırsın bize ya savaşları. Ne olur abi. Bir zahmet ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey ya? Level up desek. Yok, level up'a gerek yok. Lütfen olsun artık ya. Heal and shield vermeliydim belki de sonaya. Büyük ihtimalle evet. Heal and shield vermeliydim. Geçemiyoruz. Siktimin frontunu geçemiyoruz yine. Şaka gibi. Çok şaka gibi. Büyük bir şaka. Büyük bir şaka. Büyük bir şaka ya. Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz siz ya?